Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle beraber FIFA Mobile 19'da her sene yaptığımız, yani FIFA Mobile'de her sene yaptığımız ve FIFA Mobile 19'da da başlayacağımız Türk'ün gücü, efsane Türkler, her ne diyorsanız arkadaşlar, hatta bu serinin adını yorumlarda siz verin, ben bir başlık atarım ama yorumlarda siz verirseniz serinin adı değişebilir, güzel bir yorum bekliyorum arkadaşlar. Gerçekten efsane, muazzam bir seri olacak arkadaşlar ve takımımı bir görün. Evet arkadaşlar, şu an takımımı görüyorsunuz. Arkadaşlar, Diagne ve gerisi full başka oyunculardan oluşan efsane bir Süper Lig kadrosu kurmaya başlıyoruz. Ve ilk olarak ligimizin gol kralı Diagne'yi koydum ki arkadaşlar en azından bir hediyemiz olsun ona, kadroya ilk giren kişi olarak. Şimdi arkadaşlar, hemen videoya başlamadan önce beğenmeyi, yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Bunları yaparsanız gerçekten beni desteklemiş ve mutlu etmiş ve serideki yeni alacağımız oyuncuyu almamı sağlamış olacaksınız. Çünkü eğer 1000 beğeni geldiği takdirde, yani eğer 1000 beğeni gelirse bir sonraki bölümde arkadaşlar yorumlarda en çok yazılıp beğenilen oyuncu, yani yorumunuzu yazın, ayrıyeten beğenin de arkadaşlar, gördüğünüz yorumları beğenin istiyorsanız. Adem Lajic, Belhanda ve Benzi arkadaşlar. Bu üçlüden birisi MOO kısmımıza bir sonraki videoda gelecek. Onların hangisini almamızı istiyorsanız yorumlara yardırın. Gerçekten yardırın. Dediğim gibi yeniyseniz abone olun, bildirimleri açın. Efsane serilerle devam edeceğiz. Maçları nasıl oynayacağız arkadaşlar? Liglerde oynayacağız. Çünkü şu anda daha mantıklı bir etkinlik yok arkadaşlar. Ancak tabii ki ilerleyen bölümlerde çok daha yüksek yerlerde oynamaya çalışacağız. Şimdi rakibin en düşük oyuncusu kaçmış? Ona karşı oynayacağız. Yani 82 gene karşı muhtemelen oynayacağız şu anda, aynen. 82 gene karşı hemen oynayalım arkadaşlar. Herkes 30'ar 40'ar gol atıyor. Ben bu arada ilk defa oynuyorum liglerde. VC atak modu gibi bir şey galiba bu. Kadroyu gördünüz. Yeni oyuncumuzu da satın alacağız. Az kaldı arkadaşlar. Bakalım daha neler olacak. Göreceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım başlayalım. Oyun kaynağı indiriliyor. Adam Lajic değil şu anda da. Diagne. Bakalım Diagne kaç tane gol atacak. Mbaye Diagne. Ligimizin gol kralı. Gerçekten çok kaliteli bir adam. Ama bence biraz daha yüksek reytingi yapabilirlerdi. Ama neyse. 72 yan falan gelmiş çünkü oyuna. Diagne uzaklardan şut. Kötü bir şut geldi. Rafael Costa pasını verdi Diagne. Diagne oralardan bir plase şut ve 1-0 öndeyiz şu anda. Diagne'nin golüyle, yani zaten 1-0 değil, direkt bir tane gol atmış olacağız yani şu anda. Haydi bakalım abi. Bu 45 dakika mı sürüyordu? Aynen 45-45 sürüyordu sanki. Şu an çok sıkıntı ama ya, rakip çok güçlü ama güzel bir orta aslında. Ve Diagne'den de gol geldi. Bu arada arkadaşlar böyle bir şart söylüyorum şimdi size. Diagne hariç kimsenin gol atması... yani Diagne hariç kimse gol atamaz şu an. Sadece Diagne gol atabilir. Ve şu an 3-0 öndeyiz arkadaşlar. Rakip kontra atakta. Defansımız şu an düşük tabii. Defansımızı daha kontrol edemiyoruz. Bu arada aldığım bütün oyuncuları 80'e yükselteceğim. Yani düşük diye mesela Benzia'ya oy vermemezlik yapmayın. Hangisini daha çok seviyorsanız onu destekleyin. Diyelim Belhanda'yı çok seviyorsunuz. Belhanda'yı destekleyin. Yani Galatasaraylı olup Adam Lajic'i daha çok seven olabilir. Veya Fenerbahçeli olup Belhanda'yı seven olabilir. Ya da Galatasaraylı olup Belhanda'yı seven olabilir. Beşiktaşlı olup Adem Lajic'i seven olabilir. Yani şu an tam söyleyemedim. Eşit de söylemek istedim aslında ama belki eşit söyleyememişimdir arkadaşlar ama dediğim gibi yani siz o şekilde karar vermenize gerektiren bir durum yok. Hani en çok hanginizi seviyorsanız, hangisi daha çok hoşunuza gidiyorsa, oyunu, iş tarzı falan, illa tuttuğunuz takım olmak zorunda değil derken, Diagne ile şöyle uzaklardan bir şut denemesiyle 7-0 oldu. Bayağı bir gol atılıyor aslında düşük kadroyla bile. Arkadaşlar lig maçlarını niye oynamıyorsunuz? Ben oynamıyorum tamam ama siz niye oynamıyorsunuz? Gerçekten ben ligin kurucusuyum zaten. Ligi yöneten kişiyim. Onlarla uğraşıyorum zaten. Lig maçlarında oynayın da kazanalım ya. Zor bir şey değil. Uzun da sürmüyor. Bir sürü gol de atıyorsunuz. Ne güzel. Bence oynayın. Oynamayanlar çünkü ligden atılacak. Onlarla uğraşmam gerekiyor benim de ama. Onlarla da uğraşamıyorum. Bence ligde girmişken oynayın. Boşu boşuna atılmayın yani. Ligdeki arkadaşlarımıza duyurumuzdur derken. Evet bir dakika. Geçemedim. Evet. Maalesef geçemedik. Mbaye Diagne'ye. Dünkü video bu arada i butonu da şu anda. Onu da kesinlikle izlemeyi unutmayın. Efsane 2 tane takım kahramanı aldım. O videoyu kesinlikle izleyin arkadaşlar. Bayağı bir o videoyla da uğraştık. O videoyu da izleyin yani. Yarın da güzel bir video gelecek. Yarınki videoyu da izleyin arkadaşlar. Artık her gün video atmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi bu videolar için bayağı uğraşacağız. Tam 10 tane gol attı Diagne şu anda. Diagne ligimizde şu an gol kralı direkt. Çünkü 10 tane gol attı. Ve diğer seri için dediğim gibi 1000 beğeni yeterli arkadaşlar. 1000 beğeni yaptığınız takdirde direkt hemen halledebiliriz. İki direk arasında diye bir görev tamamlamışız arkadaşlar. Hemen şöyle geri çıkalım. İki direk arasında görevini alacağım. Takımımı göstereceğim sizlere tekrardan. Son takımımın hali bu arada arkadaşlar. Bir dakika. Rating olarak takımım bu şekilde. Rating en yüksek bu şekilde oluyor. Aslında bu şekilden farklı da olabilir derken. Tamam Casemiro orada oynuyormuş.
Tamam, bu şekilde yani. Benim şu an hangi görevi tamamladığımı anlamadım. Onu bir alayım da. Çünkü paket açacağız. Aynen abi. Şu anda ne kadar paket açacağız? Tam 100'lük bir paket açacağız. Ve hemen onu açıyorum. CFR30, lig puanı 20, Totti puanı ve 76'lık Rondon geldi. Güzel abi. Bayağı iyi geldi. Yani Premier Lig'den bir oyuncu. Gayet iyi oldu arkadaşlar bu şu an. Bu kadroyla bir de karşı atağa girmek istiyorum. Arkadaşlar aktif ilk 11 en yüksek olmasın abi. Sen devam et. Ben şu an gaza geldim. Lig düşmeye mi çalışıyorum? Ne yapıyorum bilmiyorum ama Diagne bakalım kaç tane gol atacak arkadaşlar. Bu maçta da bunu test ediyoruz. Sadece Diagne'yi yani. Müthiş fırsat şansı falan çok az. Sıfır kimyan var. Fırsat şansın bayağı bir düşük olacak. Yani resmen %100 kontratak bile yiyebilirim şu anda. Hiçbir fikrim yok ne olacağına karşı. Rakip 85'ten 120 kimyaya sahip çünkü. Yani benim normal kadrom bundan daha iyi ama aa %10'muş. Tamam. Kontratak %10 mu? Evet, tamam. Kontratak %10'sa sıkıntı yok abi. Evet, haydi bakalım deneyeceğiz. Aslında teke tek moduna da girebiliriz ha. Oyunda teke tek modu geldi ya. İşte asıl arkadaşlar zaten teke tek modu için kasılacağız. Efsane bir Süper Lig kadrosu kurduktan sonra artık teke tek moduna girmeye çalışacağız derken Diagne'den harika bir gol geldi. Buralarda daha kolay savaşabiliriz arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde tabii şu an değil. Oyunun bize birazcık bu arada şu an müthiş fırsat vermesi gerçekten şart. Diagne'ye top gelmesi lazım abi. Diagne hariç gol atmak zaten yasak biliyorsunuz. Ve Diagne geldi. Abi gelemedi. Aslında gol atabilirdim belki bu pozisyonda ama Diagne hariç gol atmak yasak. Çünkü tek Süper Lig'den oyuncu Diagne ve challenge'ımıza da uymamız gerekiyor. Evet Diagne şimdi. Diagne güzel abi. Abi bence en güzel hareket bu. Yani. Direkt adamı geçiyor. Şutunu çekiyor ve gol. 85 geldi rakibine karşı 80 geldi bir oyuncu. Bence gayet güzel abi. Diagne şu an çok hoş. Diagne çek. Plaseni vur bakalım gol olacak mı? Defanstan döndü ama iki tane gol attık yine de şu ana kadar. Bence Diagne gayet güzel gidiyor. Mbaye Diagne uzaklardan sert bir şut. Gerçekten şutları çok kaliteli. Plaseleri düşük ama plase vurmamaya çalışacağız Diagne ile o zaman. Ya da vurayım bir. Çok alıştım çünkü plase vurmaya ve golünü de konuşamadım. Golünü de attı. Abi nasıl konuşamadım ya? Bazen videolarda öyle oluyor arkadaşlar. Konuşamıyorum ve oraları kesiyorum. Yani şu an siz konuşamadığım kısmı görmemiş bile olabilirsiniz. Ben şu anda neyse. Diagne nerede? Diagne yok. Diagne defansta. Evet Diagne şimdi. Mbaye Diagne uzaklardan sert kaleci kurtardı. Ve arkadaşlar Diagne buraya da tam 4 tane gol attı. Gerçekten bence güzel. Fena değil. Diagne için şu anlık bence hiç fena değil arkadaşlar. Şimdi birazcık taraftar düştü. Olacak o kadar. Dünya Klasmanı 2'ye düşmedik. Ben onu videodan sonra direkt kasılıp arttırmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi hemen takımıma gireyim 2 dakika. Diagne'nin artabilecek beceri gelişmesi falan varsa onları arttıracağım. Ama birazcık oyun şu an yavaşladı arkadaşlar. O sırada da sizlerle sohbet muhabbet edelim derken arkadaşlar video kapanacak zaten birazdan. O yüzden Instagram Koray'la deneme sıfır takip ederseniz gerçekten aşırı derecede beni çok mutlu edersiniz. Hemen aşağıdan takip edin arkadaşlar. Bu videoya da 1000 beğeni dediğim gibi bekliyorum. O 1000 beğeniyi de atın. Şu anda oyunun açılmasını bekliyoruz. Bu sırada da muhabbet etmiş olduk. Ama arkadaşlar gerçekten lütfen o dediğim 1000 beğeniyi lütfen atın. Alınmayan öğler ne abi zaten. Boş bir öğe alacağız. Evet. Dur ya şu karşı atak ödülünü ben son olarak alayım. Bronz bir ödüldü ama yine de onu da alayım ben. Evet bronz paket. Evet bayağıdır karşı atak oynamadığımı görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an kaç videodur oynamıyorum yani. İlginç bir şekilde. Ama internet çok yavaşladı. Bu da ilginç abi. Gerçekten tam videonun sonuna doğru gelmesi kötü oldu bunun. Sırf internet yavaş diye öbür paketi bile açmadım yani. Bakalım abi beceri geliştiricilerinden Mbaye Diagne'yi geliştirecek falan varsa onları geliştirelim. Bu pozisyon alma falan kaleci. Mbaye Diagne bas. Mbaye Diagne bas. Hemen arkadaşlar Mbaye Diagne'yi de geliştirdik gördüğünüz gibi. 20'de lig puanını aldık. Güzel abi. Şimdi bakalım başka ne var. Markaj falan var ama diğerlerini zaten geliştirmeyeceğiz arkadaşlar. Diğerleri bizim eğer takımımızdaki oyunculara bağlanırsa geliştireceğiz. Dizilişimi 4-1-2-1-2 yaptım. Buraya da şöyle abi Mehmet Egeci'yi koyalım. Mehmet Egeci'yi hatırlıyorum vardı. Evet arkadaşlar aslında Mehmet Egeci'yi koymayacağız. Buraya ya Benzia'yı koyacağız ya Belhanda'yı koyacağız ya da kimi koyacağız? Adam Leic'i koyacağız arkadaşlar. Bunu yorumlara yazın. Rating'i hiç önemsemeyin. Sadece beğeniyor musunuz, beğenmiyor musunuz oyun tarzını ona bakın. FIFA'daki kartını da önemseyebilirsiniz isterseniz. Özelliklerine bakabilirsiniz. Hangisi 80 ratingdeyken daha çok iş yapabilir? Bunlara falan bakabilirsiniz arkadaşlar ama tabii buradan Mehmet Ekici'yi koyalım ya da zaten bir sonraki bölüm değiştireceğiz arkadaşlar. O yüzden hiçbir şekilde sıkıntı yok ve burada da videomuzun sonuna geldik. Aslında bayağıdır videonun sonuna gelmiştik ancak şu anda bitirdim çünkü internet aşırı yavaştı ve o sıraları muhabbet etmek istedim. Tam gaz dediğim gibi videolara devam arkadaşlar. Şuradan kanala abone olun. Gerçekten benim için bu önemli. Gerçekten önemli. Şuradan kanala abone olun.
şuradaki iki videonun herhangi birisini tıklayarak muazzam bir videoya da girebilirsiniz arkadaşlar. O videolara da gitmeyi kesinlikle ve kesinlikle ve kesinlikle unutmayın diyorum. Hoşçakalın, sizi seviyorum ve adamsınız. Teşekkür ediyorum. Bunun 20 saniyeyi tamamlamak istiyorum şu anda.